13-19 Haziran, güzel ailem. Nasılsınız? Güzel bir hafta ve keyifli bir hafta geçsin istiyorum. Abone olmayı, beğenme butonuna basmayı ve bizi takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili koçlar, özellikle Merkür İkizler Burcu'na geçişini tam anlamıyla yapıyor. İletişimle alakalı noktalarımızı daha net ve daha derinden görebilmemiz için sağlam anlaşmalar, sağlam diyaloglar ve sürpriz gelişmeler size gerçekten keyif verecek ve anlaşmak istediğimiz ve hayal ettiğimiz kapılar bize yardımcı olacağını gösteriyor. 14 Haziran'da Dolunay gerçekleşecek Yay Burcu'nda. Özellikle eğitimleriniz, yarım bıraktığınız konular ve yolculuklar, sürpriz gelecek konulara değinmeniz gerekiyor. Hukuki süreçleriniz ya da hukuki anlamda yaşanacak krizleri önlememiz gerekiyor. Bu dolunayda hayal kırıklıklarımızı, yaşadığımız karmaşıklıkları görmemiz için doğru bir süreç. 19 Haziran'da Venüs ve Satürn zorlu bir açı. İlişkilerle alakalı yaşanacak ve gereksiz tartışmalar ilişkimizi testten geçirebiliriz ve ani kararla bitişler sağlayabiliriz. Mümkün olduğu kadar soğukkanlı ve kendinizden emin adımlar yaratmanızı istiyorum. Ve böylelikle de hafta uyarısını yapıyorum. Unutmuyorsunuz. Evet, özellikle kurumsal alanda yaşadığınız bazı gerçekler ciddi anlamda sizin gözünüzün açılmasına, kendinizi daha doğru ifade etmek, gitmek istiyorsanız gitme kararı ve bulunduğunuz noktada sizi yoracak birçok sistemi net bir şekilde hayatınıza geçireceksiniz. İş arıyorsanız bulunduğumuz bölümün değişimleriyle ilgili de fırsatlar var. Fırsatları gözden geçirmenizi öneriyorum. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz alanın yoğun bir haftası, yoğun geçecek. Hem telaşlı hem gerginlik, ama siz doğru uslup ve doğru enerjiyle doğru bir geçiş evreniz var. Yalnız kurumsaldan farklı bir beklentiniz varsa bu hafta olumsuz görüşmeler canınızı sıkmasın. Umudunuzdan da vazgeçmeyin. Özellikle iş hayatı uzun süredir olmayan sevgili koçlar için güzel fırsatlar ve bu konuda sizi destekleyecek bir sürü insanlar size sizin kapılarınızı rahat bir şekilde yaratacak. Devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı bazı sıkıntılarla ilgili dengeleri oturtamıyorsanız, bu hafta bunların acilen çözümünü, zıtlaştığınız ve mutsuz olduğunuz alanları daha sağlam altyapı oturtmanızı öneriyorum. Önerdim bile. Evet, unutmayın ki yeni ayda gerçekleşecek yarım bıraktığınız dil eğitiminiz, işinizle alakalı gitmeniz gereken seyahatler ve oluşacak yeni hukuki süreçlerde söz konusu olabilir ve bunlarla alakalı da bağlantılarınızı güçlendireceksiniz. Yani siz bu hafta kendi kimliğimizi, işimizle alakalı yaşadığımız problemleri gözden geçirip yepyeni bir aynayla yeni oluşumlar yaşayacaksınız. Serbest meslekte çalışıyorsanız parasal konuda bazı krizler ve bu krizleri çok rahat açacağınız bir hafta, alım satımı, yeni planladığınız yatırımlarla ilgili de ortak kararlarla sizi mutlu edecek yenilikler var. Aşk hayatımız özellikle bizi uzun süredir adını koyamıyoruz, yarım bırakıyor, oluyor, olmuyor dediğimiz ilişkide sağlam diyaloglar ve sizi tatmin edecek görüşmeler size keyif verecek. Eğer ki ilişkiniz yoksa ve bu konuda artık duygu anlamında hep yarım kalıyorum, ben sevgiye ihtiyacım var diyorsanız, çok yakın enerjiler ve tanıştırılmalar, çok tesadüf tanıştırılmalar bu hafta size aşkı renklendirecek gözüküyor. Evli çiftlerimizle alakalı, özellikle çalışan evli çiftlerle alakalı, yurt dışı ile alakalı, yollarla alakalı belli aralıklarda eşinizin gideceği seyahatler size kıskançlıkları itebilir. O ailesi için çalışıyor. Endişe etmeyin. Yalnız bu dönem evliliğinizle alakalı çatlama, tartışma,
ayrılıklar, soğukluk enerjileri olabilir. Mümkün olduğu kadar her iki taraf da alttan almalı, yoksa boşanma yoluna giden bir ilişkiye hazır zemin hazırladığınız gözüküyor. Bu ara çocuklarınızla alakalı eğitim, öğretim ve acayip derecedeki gergin halleri ciddi anlamda yoruculuğu yaratabilir. Evet, 19 Haziran'da da Venüs'ün Satürn'le zorlu bir açısı, ilişkiler, çocuklarımız, ailevi, çevre ilişkilerimizde yıpratıcı konuşmalara sebep olabilir ve bu diyaloğu doğru gözden geçirmek lazım. Mümkün olduğu kadar da harcamalarımız, bize zarar verecek ödemeleri sisteme geçirmemiz lazım. Bu ara açılma ruhunuz, hiçbir şey aman hallederim enerjiniz sizi ciddi anlamda riske doğru itiyor. Bir de sağlık konularında özellikle alerjik reaksiyonlarınız, uyuz, kaşıntı, alerji kaşıntılarınız hat safhada oluşacak. Ev hanımları bu ara iletişimle alakalı, bağ kurma ile ilgili ve bakış açınızı ve farkındalığınızı yaratmanız lazım. Kendinize ait yapabileceğiniz en doğru kurslara giderek bu enerji düzeltmenizi öneriyorum. Efendim, sevgi ve sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, tabii ki emeğe karşı beğenme, yorum yazma ve ben de size bu yorumları keyifle anlatmak istiyorum. Ama sayfamızı büyütmemiz gerekiyor. Sevgili boğalar, evet, 13 Haziran Merkür İkizler Burcu'na geçişini yapacak. İletişimle ilgili son 2 aydır yaşadığınız bazı krizlerde yavaş yavaş çözülme ve işle alakalı yaşadığınız kriz alanı ile alakalı konuşmalar, üsluplar sizi çok fazla yıprattığı için kendinizi bu noktada daha dingin bir haftaya başlayacaksınız. Çekişme dönemi bitiyor. Sağlamlık, kalıcılık ve kendinizi ispatlayacağınız bir hafta. 14 Haziran'da Yay'daki gerçekleşecek Dolunay, özellikle eğitimleriniz, yurt dışı ile ilgili yolculuklar, iş gereği gideceğiniz alanlar, basın, yazı, ya hukuki alanlardaki netliklere doğru adım atmanıza ve birçok yara aldığınız alanlarda şifalanmanıza yardımcı olacak. Bu ara vergi, sigorta, unuttuğunuz konular ve sonra öderim dediğimiz bazı riskler hayal kırıklığına sebep olabilir. Lütfen bir gözden geçirelim diyorum, dedim bile. Eğer ki bu ara yakın arkadaşlarınızla ortak iş, yeni projeler oluşturmak istiyorsanız yargılamadan ve fikir çok doğru ilerliyor, adımlarınızı doğru yarattığınızda çok güzel başarıya doğru yol alacağınızı da uyarıyorum. Özellikle kurumsalda çalışıyorsanız ve zorlu dönemi daha geride bırakıp konum, beklenti, yerinizle alakalı değişmesini istediğiniz konuşmalar altyapısını bir an önce çözmeniz lazım. Yoksa yerinize başka biri seçiliyor. Hadi kendini göstermen lazım. Devletle alakalı çalışıyorsanız, avukat, hakim, savcı, vergi dairesinde çalışıyorsunuz. Çok karmaşık bir hafta ve devamlı yoğun bir enerji, adaptasyon problemi yaşayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar derin nefes alarak bulunduğunuz ortamı yumuşatmanız gerekiyor. Çünkü artık ben istifayı basıyorum dediğimiz bir enerjidesiniz. Mümkün olduğu kadar bu dolunayın etkisi ve hayallerinizin etkisi olacağı için kendinizi farklı alanlarda görmek istiyorsunuz. Evet, burayı doğru yönetin. Yeni projeler, yeni oluşumlar içinde fırsatlarınız var ama devletle olan bağınızı asla kaybetmeyin diyorum. Bu ara yeni başvurduğunuz işlerle ilgili konularda da rahat ve görüşmeler size mutluluk verecek. Ev alımı, kredi başvurularınızla ilgili olumsuz hiçbir sorun yok. Çok rahat bir şekilde eviniz ya da araç krediniz olumlu evreye doğru hareket ediyor. Planlamayı da doğru yaptığınız takdirde güzel bir rahatlık var. Miras konularımız ve aileyi yıpratacak mal, toprak, arazi konularında sert ve inatçılıkla devam eden diyaloglar fazlasıyla etraftaki insanları ciddi anlamda yorabilir. Özellikle sevgili ve ilişkiler konusunda 19 Haziran'da Venüs'ün ve Satürn'ün arasındaki sert açı ilişkilerimiz testten, sınavdan geçiyor.
olabildiğince kadar gerçekçi konuşarak, sağlam oluşumlar yaratarak ilişkiyi tekrar hayatımıza oluşturabiliriz. Geçmişi özlediğiniz, hayatınıza girmek istediğiniz kim varsa artık bu sayfaya veda edin. Yenilik ve yeni oluşumlar içinde güzellikler var. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı nokta, hanımınızın iş problemi ve sizin iş probleminiz ve gergin alanınız sizi çok fazla yıpratıyor. Konum değişimi için Eylül'e ihtiyacınız var. Bu stresi geride tutarak Eylül'ü sabırla beklemenizi öneriyorum. Eşinizin yurt dışı ile alakalı gideceği yolculuklarda biraz sizi yalnızlığa itebilir ama sizin de bu ilişkide hatalarınızı görmenize yardım edebilir diyorum. Bir de sevgili sizden ayrılma kararı veren ve imkanı yok artık çok yoruldum diyen bazı boğa burçlarında soğukkanlı tavırla yol ayrımına geçiş sağlayacaksınız. Sevgili gençler, gereksiz harcamalar, eğitiminizle alakalı sınavlarınıza hazır bir noktadasınız. Ama kontrol ve enerjiniz çok yorucu olduğu için odaklanmakla ilgili sıkıntılarımız var. Bunları bir çözelim diyorum. Ev hanımları, ev içerisindeki değişmesini istediğiniz birçok şeyde yenilik var ama psikolojik olarak desteklenmeye ihtiyacınız var. Bence mutsuzluğunuz sizin sevgi ve kendi evinizde değer görmemekle alakalı. Biraz değer öğretirseniz ev halkına sevinirim. Çocuklarla alakalı özellikle çocuk tedavisi, çocuklarınızla ilgili yorgun geçirdiğiniz dönem yavaş yavaş yerine mutluluk temkin edecek. Yalnız bu ara mümkün olduğu kadar kemerleri sıkı tutmamız lazım. Yaşayacağınız her olumsuzluk sizi maddi olarak aksiliklere, zorluklara sebep olabilir. Uzun süredir de satmaya çalıştığınız bir arsa ile ilgili yenilik anlaşması var. Sağlık olarak da özellikle bu ara mide asitleriniz, migren ve sinüzitle alakalı baş ağrılarımıza dikkat edelim. Sevgi en güzel başarıyı getirir. Sevgi ve saygı hep sizinle olsun efendim ama büyüklerde ufak bir sağlık problemi ve onların yaşadığı bazı krizlere de destek vermenizi öneriyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili İkizler Burcu, abone olmayı, yorum yapmayı, bize ait olan alanda destek vermenizi, aile olduğumuz için destek her zaman önemli diyorum. Emek ile alakalı. Evet. 13 Haziran'da Merkür artık İkizler Burcu'nda kendi saltanatında devam ediyor. İletişimle ilgili yaşadığımız tüm pürüzler yavaş yavaş yerine anlaşılır ve işinizle alakalı gergin olduğunuz, ekip arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız krizler, yöneticinizle alakalı karışan evreler daha yumuşak ve daha geçiş sağlayacak. Çözüm ve çözmek istediğiniz her şeyin yolu aydınlığa kavuşacak. Mümkün olduğu kadar yeni başlayacağınız, yeni başlatmak istediğiniz işlerle alakalı da kendinizi ispatlamak için çok doğru bir hafta. Kurumsal alanda, büyük kurumsal alanda çalışan sevgili ikizler için inanılmaz güzel teklifler, yeni fırsatlar ve yeni fırsatlar size ünvan kazandıracak. Ama bulunduğumuz, çalıştığımız alandaki insanların da size sunacağı teklifleri doğru görmeniz lazım. Uzun süredir alışkın olduğunuz ve düzeninizin de çok fazla kaybetmek istemediğinizi gösteriyor. Devlet alanında çalışanlar, yani asker, polis ve maliyede, belediyede çalışan sevgili ikizler için biraz daha çözümlenmesi gereken krizlere açık olmanız lazım. Oranın yarattığı gerginlik, sağlık sektöründe çalışıyor olabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili bazı beklentiler yavaş ilerlediği için siz burada sanki sorumluluğu anlatırken sanki sorumluluğu kimse anlamıyormuş gibi geliyor. Buraya da yeni bir düzen, yeni bir oluşum söz konusu olacak ama size başka bir noktadan teklif var. Aklınızı doğru çalıştırırsanız çok güzel kazançlarınız var gözük. Serbest çalışıyorsanız uzun süredir parasal hayatınızla ilgili çözemediğiniz ve konuşmak istediğiniz alandaki insanlarla hızlı diyaloglar ve bu diyaloglar sizin daha sağlam bir noktaya geçişinize yardımcı olacak. 14 Haziran'da Yay burcundaki gerçekleşecek Dolunay
işinizle alakalı gitmeniz gereken seyahatleri, çözülmesi gereken ve uzun süredir aksilik yaşadığınız ve bu konuda hayal kırıklığı yaşadığınız birçok sorunlarınızın kapıları açacağı yolculuklar, yurt dışı eğitiminiz, işiniz gereği gideceğiniz yolculuklarda size fazlasıyla umut ve güçlenmenize, hatta orada fırsatlar yaratıp kalmak için kendinize daha belirleyeceğiniz noktalar sağlanacak. Yani mümkün olduğu kadar kendiniz benimsediğiniz her şeyi Rabbim size yavaş yavaş sunacak. Kendinize ofis, yeni bir alan açmak isteyenler için hızlandırın yerinizde başarı. Yerinizde olabileceğiniz kadar güçlü aydınlıklar var gözüküyor. Yalnız alım satım konularımızda bazı aksilikler, evraklarda hatalar söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara aldanma ve yanılma konularımız. İyi niyet mağduru olmanızı istemiyorum. İnandığınız kişiler sizi aldatabilir. Mesela iş ortaklığı yapıyorsanız dikkatli olun. Yeni projelerde yer alacaksanız başarınızı başkaları ben yapmış gibi gösterebilir. Ve kendi emeğinizi böyle ciddi anlamda benim diyemeyeceğiniz bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kararlarınız, varoluşunuzu daha net bir şekilde göstermenizi öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara eşiniz, kocanızla alakalı iş haksızlıkları, iftiralar, bunlarla alakalı mücadeleler söz konusu olabilir. Sizin de değişmesini istediğiniz iş kapınızla alakalı noktada da güzel yenilikler var. Hem de haneye çocuk ya da mutluluk sevinci kararı verebileceğiniz gözüküyor. 19 Haziran'da Venüs ve Satürn zorlu açısı evli çiftlerimizle ilgili boşanmayla alakalı konuşmalar biraz kırıcı ve acayip zorlayıcı olabilir. Bu ara evden uzaklaşabilir, ilişkinize ait noktaları daha kontrol edebiliriz ve aldatılma ve ilişkiyle alakalı yalanlarla karşı karşıya kalabilir. Hayal kırıklığı yaşamanızı da, yani cep telefonu, bilgisayar, mesajlar, gecem eşim kalkıyor, mesajlarda konuşma, bunlar biraz bizi yıpratıyor olabilir ve bu yüzden de güven kırgınlıklarımız fazlasıyla söz konusu. Bu dönem çocuklarımız sınavlarından kaynaklı çok yorgun olacakları için onları bir enerjilerini yüksek tutalım diyorum. Ve onların başaramayacağı hiçbir sorun yok. Bu ara bazı seyahatlerle ilgili yaşayacağımız yolculuklarda fazla para kayıpları var. Ama mutlu olacağınız için o anın keyfi, para size keyif getirecek gözüküyor. Ev hanımları bu ara... Mesela resim atölyesi, çin atölyesi, astrolojik eğitim kursları, bunlar sizin ilginizi çekecek ama bir yaz evine gitmek istediğiniz için şu yazı geçireyim. Bu ara bu planlarınız var, iyi gelecek diyorum. İş mahkemeniz, boşanma mahkemeniz sizin lehinize, hiç korkmayın efendim. Sevgili gençler, sınavınız, yani Allah sizinle olsun. Güzel başarılar nasip etsin diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, burun enfeksiyonlarımız söz konusu olabilir. Araç alma hayali olanlarda da doğru araç kapınız var efendim. Hoşça kalın. Selam yengeçler, güzel ailem. Evet, bu hafta sizleri neler bekliyor? Abone oluyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz. Evet sevgili takipçilerim, 13 Haziran 19 Haziran haftasında Merkür İkizler Burcu'na geçişini yapıyor. İletişimle alakalı yaşadığınız bazı karmaşıkların ve çözülemediği birçok noktada geçtiğimiz 3 aydır yaşanan, sizi yoran ve yorduğunu düşündüğünüz her şey, yani mümkün olduğu kadar bunları doğru başarmak büyük kazançlar ve verimlilikler getirecek bir hafta. Kurumsalda ve devlette çalışanlar için çok güzel fırsatlar ve bu fırsatlar size hem gücünüz hem de olmak istediğiniz noktada gayet verimlilik ve hak ediliş evrenizi başarıyla tamamlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız maddi konularda yaşadığınız krizleri, zorlayıcı krizleri daha planlama anlamında, yine hataları açıksınız. Bunları doğru görerek ve bunlarla savaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ciddi anlamda bu dönem
Satürn'ün sert açısı birçok iş konularında da sertlikler ve kendi alanınızda sizin de sert ifadeleriniz olacak. Yavaş geçiş yapın bir taneciğim. Yavaş yavaş dingin dingin kendinizi hem olgun hem yorucu hem de yoğun bir tempoda çalışacaksınız. İş mahkemeniz işinizle alakalı hala devam eden haksızlıklar için mücadele ve mücadelenin sonunda zafer sizin olacak. 14 Haziran'da gerçekleşecek Ay burcundaki Dolunay özellikle işinizle ilgili yolculukları, plansız gelecek yolculuklar, yarım bıraktığınız eğitimlerle alakalı doğru yönü görmek ve bunlarla ilgili de kendinize ait fırsatları kendinize çekmek için güzel bir dolunay. Yani bağışlamak, affetmek, geçmişe ait yaşadığımız krizleri çözmemize ve sizi bu konuda bilinçaltınızı daha güzel noktalara getirmesine yardımcı olacak. İş çevre ve çalışma arkadaşlarınızla alakalı otorite figürlerle ilgili net diyaloglar ve bu diyaloglar sizin artık bulunduğunuz alanda da güven alanınızı daha rahatlatacak. Yeni projeler, gideceğiniz imzalar, pasaportunuz, evrak konularımızla ilgili de gayet sizi mutlu edecek haberlerle hem mutlu edeceğiniz haberler hem de size sunulacak güzellikler renk katacak diyorum. Bu ara en çok neyi yaşayabilirsiniz? Geçmişle ilgili, aile, içinizdeki yalnızlık, sizin korkularınız, güven duygularınızı tetikleyebilir. Bu tetiklemeleri için arınmaya ve kendinizi bulmaya yardımcı olun. Bir de yeni iş açmak, yeni iş fırsatları yakalamak isteyen sevgili yengeçler bu konuda gayet gökyüzü sizi destekliyor. Para kontrolü ve sistemi doğru yapacağınızı da gösteriyor. Hadi hayırlı olsun. Emekleriniz karşılıksız kalmayacak ve bu bizi mutlu edecek. Ortaklı işler, ortak projede olan bazı yengeçler için de yerinizi büyütmek, daha büyük planlar ve markalaşma dediğimiz enerjiye doğru altyapıyı güçlendireceksiniz. Yani siz farkındalığınızı yaratıp yolculuklarınızı emin ellerde başlatıyor. 19 Haziran'da Venüs ve Satürn gerçekten çok zorlu bir açı yaratacak. Bu da özellikle uzun süredir bitiremediğiniz ve bitmesini istediğiniz ilişkiniz, boşanmak, ayrılmak, ayrılık kararında olduğunuz süreçleri hızlandıracak ve yeni ilişkilerin rengi size huzur verecek gözüküyor. Bu ara en çok da sağlık konularınız ve tedavi, bazı risk evrelerdeki konulan sağlık problemlerinizle ilgili tedavileriniz olumlu ve güzel geçecek diyorum. Çalışan evli çiftlerimiz için bu ara en önemli şey huzur ve mutluluk arayışındasınız. Evet, işte iş alanınızdaki tedirginlikler var ama birbirimizi bağışlayarak, birbirimizi severek ve sevilmeyi öğreneceğimiz birçok noktayı da başarmış olacağız. Gideceğimiz tatil planlarımız var. Bunlarla ilgili vizeler, seyahatler, oteller ayarlandı. Hadi hayırlı olsun diyorum. Sevgilinizi bekliyorsanız ve uzun süredir ayrı olduğunuz kişilerle arasındaki bağlantılar ve bu bağlantılardan hoşnut olsanız da sonu olmayan bir mutluluğa hoşnut olacaksınız ve güzel aşk ve yenilikler de var. Siz bu yeniliklere doğru adım atınız efendim diyorum. Evet, bu ara çocuklarınız, çevreniz ve çevrenizdeki iletişim etkileyici konuşmanız onların tekrar uyanmasına yardımcı olacak ve yakın çevre ve aile içerisindeki yaşanacak ortak mallarla alakalı da maddi anlamda kararlar net ve ne istediğinizi bileceğiniz şekilde gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok evinize ait tadilat, yenilik, yeni planlarınız var ve bu konuda da kredi çekme fikriniz var. Hadi hayırlı olsun ve bu oluşum size daha güzel ve huzurlu bir evi yaratacak. Yalnız sağlık konusunda da orta kulak iltihaplarımız değil de kulakta kaşıntılar, egzama durumları söz konusu olabilir. Bir doktorunuza başvurun diyorum.
Evet, taşınmakla ilgili karar veren sevgili yengeçler, güzel ve uğurlu eviniz olacak ve bu ev size şanslı ve bereketli gelecek. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, emek verdiğimiz her şeye saygı duymayı gösteriyoruz. 13 Haziran'da artık Merkür İkizler Burcu'na geçişini ve kendi güzelliğini size öyle güzel alanlarda sunacak ki siz işinizde yaşadığınız pürüzler, konuşamadığınız insanlar, kendinizle alakalı projelerinizi daha net göstereceksiniz ve üstünlüğünüz ve başarınızla alakalı geride kaldığınız, düşündüğünüz her şey önünüze ışık gibi serilecek. Ve unutmayın, devlet ya da kurumsalda yer değişimleri ve işinizle alakalı aksilikler ve konumunuz, masanız ve alanınız değişmesini istiyorsanız artık bu fırsatlar size doğru noktada verilecek ve verilen birçok şeyi de eğitiminizle alakalı yapmak istediğiniz yeni dil eğitiminiz, işinizle alakalı eğitimlere katılmanız sizin unvanınıza da yardımcı olacak. 14 Haziran'da bir dolunay ayda Yay burcunda gerçekleşecek. Bu dönem en çok doğru adımlar ve insanları yargılamadan kendi yönünüzü ve açınızı daha sağlam noktalarla pekiştireceksiniz. Çocuklarınız ya da evdeki bireylerle iletişimimizi güçlendirmek için çok doğru bir evre. Bu ara en çok ilişkilerinizle alakalı önemli gelişmeler, birbirimize ait olan hayatı pekiştirmek ve gelecek planlar içerisinde olacağınızı gösteriyor. Ve şunu demek istiyorum. Serbest ya da kendi işini yapanlarda da sürpriz paralar ve bu paralar size ekstra kazançlar, alanımızı büyütmek, yeni yapacağımız iş anlaşmaları, toprak arazi konularında da hayal ettiğimiz planlara doğru yavaş yavaş geçiş sağlayacak. Evet, ekonomik anlamda zorlanan sevgili aslanlar, bu döngüyü, bu haftayı doğru temkinli ve kurallı yaptığınızda işsizseniz bile iş kapınız hayırlı olsun ve kendi güveniniz tekrar yerine gelecek. 19 Haziran'da Venüs-Satürn sert açısı, zorlu bir açı var burada. Olabildiğiniz kadar ilişkilerinizle ilgili mutsuz ve kangren olan ilişkiyi bitirmek ve ben bu ilişkide sevgisizim ve huzursuzum diyeceğiniz bir döngüdesiniz. Ama bu ara evlilik teklif edenler, aileler arasında tanıştırılmalar, hoş sohbet ve doğru ilişkilerin mutluluğunu tadacaksınız. Yalnız geçmişten gelecekler var, daha geçmişten gelecekler var. Eğer aynı hayal kırıklığı içerisinde yaşamak istiyorsanız affedin ama size tanıştırılmalar, yeni tanışacağınız insanlar hem egonuzu hem de ruhunuza iyi gelecek olarak uyarıyorum. Aileniz ve çocuklarınızla ilgili bu ara yatırım, eğitim konularıyla alakalı birikimler, onları yaz ayında hani bir kurs, yurt dışı planlarınız varsa bu fırsatlarda onlar o çocuklarımız için muhteşem olarak evreye geçiş sağlayacak diyorum. Evet, bir de uzun süredir takı, tasarım ya da moda, küpe neye merakınız varsa bununla ilgili alacağınız eğitimler ya da sosyal ağlarda yapacağınız projeler sizin markalaşmanız için yardımcı olacak. O hayaliniz gerçekleşecek. Devam et. Master ya da yüksek lisans ya da doçentlik ve uzmanlık alanında eğitimleriniz için güzel kapılarınız var. Bunları doğru dengelendirelim. Mahkemelik işle alakalı olabilir. Ailevi mahkemelik süreçlerde mahkemeleriniz çok ertelenecek. Mücadeleden vazgeçmenizi istemiyorum. Aile büyüklerimizde özellikle baba, prostat, sağlık, kalple alakalı sıkıntılar, annenizle alakalı da kemik ve şeker ya da tansiyon riskli bir dönem olabilir. Mümkün olduğu kadar onları gözden kaçırmayalım. Özellikle ailenize ait yazlık ya da toprak konuları ile ilgili de tamir, tadilat ve satmakla alakalı kararlarımız söz konusu. Temkinli ve mantıklı yol alırsanız bunda bir risk yok. Sevgili ev hanımlarım,
ya da çalışan sevgili ev çiftler. Bu ara en istediğiniz neyse ev satımınız, daha büyük bir eve geçmekle ilgili arayışlara girdiniz. Güzel buluşum ama 1-2 ay daha sabırlı olmanız lazım. Sevgili ev hanımları, evet banyo dolaplarınız, mutfak dolaplarınızı böyle kırıp ve bütün her yeri yenilemek istiyorsunuz. Hadi buna aile de ve eşinizin de desteğiyle birlikte bunu hayata geçireceksiniz. Küs olduğunuz ve barışmak istediğiniz, boşanmak içerisinde olan çiftler için de tekrar bir şans kapısı var. Korkmayın ve adaptasyon. Bence sevgili aslanlar, bu ara panik ataklarınız, korkularınız, kaygılarınız ve bir türlü kaybetmeyle ilgili yaşadığınız krizleri kendiniz çözebilirsiniz. Çünkü Rabbim sizi seviyor. Yeter ki siz sevildiğinizi bilin efendim diyorum. Sevgili aslanlar, sağlık konularında büyüklerimizle alakalı uyarı verdim ama çocuklarınızın dışarı özgürlük yönü biraz çevresini kontrol etmemiz lazım. Onların hayatında yanlış dostluklar yaratmasını istiyorum. Bu ara estetik, güzellik alanına ilgilenen sevgili aslanlar, evet yaptırın çünkü size iyi gelecek ve psikolojinizi de düzeltecek diyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz diyorum. Evet, şunu demek istiyorum. 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'nda geçişini tamamlıyor ve çözümsüz gördüğünüz asla başaramam ve işimde de kendimi doğru ifade edemem ve insanlar hep beni zaten yanlış anlıyor dediğiniz her şey süt liman gibi olacak ve işinizle alakalı beklediğiniz konum, özellikle insan kaynakları, finansal anlamda öğretim görevlisiyseniz, sağlıkçıysanız çok rahat bir geçiş haftanız olacak ve en azından kariyer anlamında isteklerimizin adımları hayallerimize erişmeyi temsil ediyor. İş problemi yaşayan ve uzun süredir yerinizden memnun değilseniz de gelecek bazı fırsatlar sizin bu kapılarınızın çok rahat açacağı ve kendi özgüveninizle birlikte gireceğiniz kapılar size güzellik yaratacak. Bu ara bazı başaklarda çalışmak istemiyorum, odaklanamıyorum dediğimiz noktalarda belki uzun süredir kendinizi içsel yalnızlıklara oluşturduğunuz için kendinizi doğru ifade edemiyor olabilirsiniz. Belki bir destekle yönümüzü bulabiliriz. 14 Haziran'da Dolunay Yay burcunda gerçekleşecek. Bu da daha doğrusu şu hukuki miras, toprak, topraklarla alakalı haklarınızla ilgili çok büyük bir savaş başlayacağını ve bu savaşın adımlarını doğru yaptığınızda da aile haklarınızı en verimli şekilde alacağınızı gösteriyor. Ama sizde şöyle bir şey var. Ev bana dar geliyor. Bu evde mutsuzum diyen başaklar, yani şu an için burada idare etmenizi, haklarınız geldikten sonra doğru evreye geçiş yapmanız söz konusu. Bu ara ufak tefek kazalar, hassasiyet kaynaklı düşmelerimize dikkat etmemiz gerekiyor ve bu mutlaka uyarı veriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve işinizle ilgili beklenilen paralarınızla alakalı da parça parça gelecek ve kredi almak ya da kredi başvurularınızı olumsuz olarak görmüyorum. Hayal ettiğiniz yatırımı da gerçekleştireceksiniz. Sevgili Başak Burçları, özellikle çalışan çiftlerseniz, eşinizin işle ilgili zorlu bir enerjisi var. Ve Satürn açısı gerçekten çok zorlu bir açı. Eşinizin işten çıkartılma, işle ilgili haksızlıkları söz konusu olabilir. Bu konuda eşinize destek vermeniz gerekiyor ve ailede baskın kararları ev konusunda zorlamamanız gerekiyor. Kendi işe çalışan evli hanımlar ise iş konumuzla ilgili yer değişimi ya da konum değişimi ile ilgili güzel sinyaller size mutluluk yaratacak. 19 Haziran'da Venüs ve Satürn zorlu açı sizin ilişkilerle alakalı noktada tam tersi mutlu, aşk ve verimliliği ve gerçekten de size güzel noktada gelecek aşkı selamlayacağınızı gösteriyor. Mesela mutsuz çiftlerimiz varsa bu konuda artık birbirimizi anlamak için savaşacağımız ve hataları görmek için güzel adımlar atacağız. Sözlenmek, nişan, aile içerisindeki
tanışmalarda tatlı tatlı kıskançlıklar, tatlı tatlı gerginlikler söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar burayı yumuşatarak ve karşı tarafı anlayarak çözmemiz gerekiyor. Bazı başaklarda da iş beğenmeme sorunu var. Rica ediyorum. Yani ekmek artık aslanın ağzının götünün kenarının içindeki bir kıl gibi. Şu an için bazı maddi krizleriniz var. Neresi olursa olsun başlayın ki yeni gelecek olayları da daha rahat bir şekilde görelim. Bu ara unuttuğunuz borçlarınız, mesela primlerinizle alakalı unuttuğunuz noktalarımız söz konusu olabilir. Bunları gözden geçirelim. Bu ara çok yakın arkadaşlarınızla bol bol seyahat fikri ve onlarla gezip görmek istediğiniz alanlarımız var. Bunları çok fazla kontrollü bir şekilde yaptığımızda zarar görmeyeceğiniz gözüküyor. Bu ara özel sağlık sigortanızı yapmanız gerekiyor. Sağlığınızla ilgili detaycısınız. En azından sağlık primlerimizi unutmuyorsunuz. Ev hanımları, evet çok yorucu ve sizi yoran birçok şeyi geride bıraktınız ve şu an hani köy evinize, yazlığınıza, hani şu çocukların eğitim evresi bitsin, dinlenmek istiyorum diyorsunuz. Haziran sonu sizin için hayırlı ve aydınlık. Yani sizin de özellikle parkelerle ya da fayanslarınızla ilgili yeniliklere ihtiyacınız var. Bunu yapmanız gerekiyor. Platonik takıldığınız ya da aşık olduğunuz kişi kimse size güzel bir adım atacak. Bu hayalde sizi Rabbim katından ödüllendirecek. Sağlık olarak özellikle nodüllerimiz, diş eti iltihaplarımız, diş eti kanamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Araç konusunda da almak istiyorsanız hayal ettiğiniz aracı satıp güzel bir hayal edilen araca dokunacaksınız. Sevgili gençler, eğitim çok yorucu, sınav haftanız. Mümkün olduğu kadar konsantrasyonunuzu, başarınızı, size inanıyorum ve hayaller de yurt dışına yerleşmek, yurt dışında yaşıyorsanız bazı ekonomik zorlukları da mümkün olduğu kadar aşmamızı uyarıyorum sevgili başaklar. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, butona basmayı ve kanalımızı sizin desteklerinizle büyütmemiz gerektiğini biliyorsunuz. Evet, 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'nda kendi evinde güzel bir huzur evresine giriyor. Tabii ki Merkür'ünüz ve ikizleriniz hangi evdeyse onu tetikleyeceğinizi unutmayın efendim. Bu ara iş gereği gideceğiniz seyahatler, çözümsüz imkanı yok, olmaz dediğiniz olaylar o kadar güzel bir şekilde size doğru açıyla geliyor ki ve kendinizle alakalı eksik gördüğünüz işinizle ilgili eğitimlerle alakalı fırsatlar, yani akademik olarak kendinizi geliştirmek istediğiniz eğitimlerle ilgili güzel başarılarınız var. Bu ara çok fazla aksiyon alıp çözüm ve çözüm üreteceğiniz bir hafta ve bu alanda da kendinizle ilgili işiniz gereği gideceğiniz yolculuklar, şehir dışı, yurt dışı ile ilgili imkan kapılarımız çok güzel, aydınlık bir şekilde feraha erecek. Kurumsal da çalışanlar için yönetim, yer değişimi, sistemdeki gerginliklerde yavaş yavaş oturma ve herkes kendini bulma evresine doğru gidiyor. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı şehir, memleket ya da farklı bir tayin beklentiniz varsa Ekim ayı bunun için doğru. Bu tarz başvurular ve bu tarz mücadelelerinizi yapın. Devlete girmek istiyorsanız devletle alakalı kapılarınızla ilgili sınavınız varsa sınavınız gayet başarılı ve devlet kapınız hayırlısıysa aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız, ortaklı işleriniz varsa kendi işinizi devretmek, farklı alanda iş kurmak isteyenler için güzel fırsatlar var. Ortaklı işlerde de yaşanan krizler yumuşayacak ve işimizle ilgili daha büyüme, daha güzel olumluluklar var. Siz de eski sevgili, eski aşk özlemi, kalbim acıyor artık ondan bir cevap gelsin istiyorsanız konuşmalar size doğru cevap iletişimini yaratacak diyorum. Yalnız sevgili terazi burçları bu ara kendinize fiziksel olarak, yemek olarak çok fazla bakarak hem iç bedenimizi hem dış bedenimizi doğru şekilde iyileştirmeye doğru gidiyoruz.
bol bol yürüyüşler spor enerjinize çok doğru uyarı veriyor. 14 Haziran'da yayda gerçekleşecek muhteşem bir dolunay farkındalıktan çok yaptığınız çevrenizle alakalı insanlarla olan gerginlik evrenizi affetmek, bağışlamayı gösterecek. Bu ara araç alımı, satımı, ev alımı, satımı konularında da doğru araştırma yaparak hak ettiğiniz yatırımla ilgili kapılarımızda çok güzel fırsatlar var diyorum. Alım satım konuları doğru araştırarak istediğimiz noktaya erişeceğiz. Ailemize ait tapulu, arsa, müteahhit anlaşmalarla ilgili de güzel oluşumlar ve rahatlayacağınız bir müteahhitle anlaşıp haklarımızı alacağız. Babaya karşı kırgınlıklar ya da eşe karşı kırgınlıkları artık affedin. Çünkü bunlar size büyük bir öfke ve travma yaratıyor ve geçmiş çocukluğumuzdan kalan anılarla da birleştirince ciddi anlamda ataklarınız var. Bunu artık toparlamak için size güzellikler gelecek ve bu güzellikler sizin hayatınıza dokunacak. Unutmayın, Venüs Boğa burcunda siz iyiliklerle dokunacağınız için güzellikleri görme ihtimaliniz çok yüksek. 19 Haziran'da Venüs-Satürn kavuşumu zorlu bir açı. İlişkilerimizle alakalı yaşadığımız sorunları görmek, karşı tarafın yaşadığı krizleri anlamak ve sizin de yaptığınız birçok hatayı iyileştirmek için mücadele edeceğiniz bir dönem olacak. Yani ilişkide kemer sıkıp birbirimizi tanıyacağız. Geçmiş ilişkinizi özlem, geçmişinizle alakalı yaşadığınız riskleri tekrar almamanız gerekiyor. Aldığınız takdirde kalbiniz hançerlenecek gözüküyor. Bu ara tanıştırılmalar, bu ara dışarıdaki enerjiler size yeni ilişkilerini temsil ediyor. Gözünüzü dört açın. Rabbimin kime, nerede, neyi yazdığını kimse bilemez. Siz bu gönül kapınızı açın ki gönüllük size aydınlansın. Bu ara özellikle çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da sık sık hanımınızın işiyle alakalı iftiralar, yalanlar, konuşmalar ev içerisinde soğukluk evresi yaratmış ve artık kocanıza bu durumu ifade ederseniz sevinirim. Evlenmeyi düşünen ve aynı evde yaşayan çiftler artık söz nişan döneminiz hayırlı olsun ve mutluluğa doğru adım atacaksınız. Ev hanımları, ay ne zorluk. Her şey böyle evde baskı, kural, baskı, kural. Yani insanlar risk altında oturuyor. Bırakın çocuklarınızı, eşinizin özgürlük aralığını daraltmayın. Bu arada elektronik eşyalarımızın değişmesi gerekiyor. Bulaşık ya da çamaşır makinemizde bozulmalar söz konusu olacak. Aman dikkatli olun. Bir de ailenize ait, özellikle anne kökünüze ait miras konularınızla ilgili de erkek kardeş ya da ablanızın erkek kardeşiyle yaşanacak sorunlar var. Bunları da gözden geçirelim. Evet, sağlık konusunda özellikle boyun düzleşmeniz, sırt ağrılarınız ve vücut kaslarınızla ilgili yıpranmalar var. Bunları gözden geçirmemiz iyi olacak. Sevgili teraziler, güzel bir hafta olsun. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun efendim. Abone olmayı, beğenme botuna basmayı ve yorum yazarsanız daha güçleneceğimi ve bana destek olacağınıza sevinirim. 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçişini yapıyor. İletişimle, yolculuklar, basın yayıncılık, medya ile alakalı yaşadığınız kırgınlıklar bitecek. Evet, bazı insanların saçma yarattığı ve sizi yoran her noktada hızlı kararlar vererek insan eleme evresine geçiyorsunuz. Ve bu insan elemede sadelik ve sadelenmeyi tercih edeceksiniz. Evet, kurumsal ve kurumsal alanda bazı konular sert geçişler yaşanacak. Hızlı çözümler yapmadığınız takdirde temkinli olmadığınız süreçte işten çıkartılma,
mobbing uygulamaları ve iş yerindeki karşıt insanların sizi yoracağını gösteriyor. Yeni arayışlar, yeni fırsatları gözden geçirmeniz gerekiyor. Eğer ki devlette çalışıyorsanız devlet alanıyla alakalı sorunlar yok ama burada bir disiplinsizlik var. Burada bir geyişalık var. Herkes işini doğru yapsın. Ani denetimler söz konusu olacak. Birçok insan işiyle ilgili konum itibariyle de aşağı düşebilirsiniz. Ortaklı iş yapan ve işinizle ilgili ortak arasındaki yaşanan güvensizlikler, maddi hesaplaşmalar, maddi konularda baya bir atışmalı bir süreç olacak. Lütfen doğru görerek kimseyi kırmadan bu işi çözün. Çünkü ortağınızla aranızdaki krizler her geçen gün artacak. Bu da size sıkıntı yaratacak diyorum. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve işinizle alakalı planladığınız yenilikleri doğru ve doğru insanlarla çalıştığınız sürece medyada ya da alanı tanıtacak, reklamınızı yapacak insanlarla doğru iletişimde işiniz her geçen gün büyüyecek. Bu ara dil eğitimleri, bu ara kurslar merakınız olabilir ve kendinizi geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Tekrar üniversite sınavına girmek istiyor olabilirsiniz. Başarı var. Eğer ki evinizde üniversite sınavına girecek hangi evladınız ya da lise sınavına gayet başarılı, korkmanıza gerek yok diyorum. Çalışan evli çiftlerde her iki çiftin de işinde pürüz var ve ciddi anlamda iş arıyorsunuz. Özellikle hanımınız işi bulacak. Siz burada yine problemle pürüzle devam edeceksiniz. Sizin Ekim-Kasım arasında işinizden çıkartma gibi durumu o tarihe kadar bu dengeyi kontrol etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Serbest alanda çalışıyorsanız, alım-satı işleriniz dışarı ile alakalı bir noktadaysa bu ara kazançlarınız hızlanacak ve bu kazançları yatırıma doğru çevirmeniz, borçlarınızla alakalı biriken birçok şeyi kapatıp artık özgürce nefes almanız gerekiyor. 19 Haziran'da Venüs-Satürn arasındaki zorlu açı sizin maddi konularınızla alakalı gereksiz harcamalarınız var. Bunu gözden geçireceksiniz ve bu konuda artık kemer mi tutarsınız, cüzdanınızı mı bağlarsınız, ne yapıyorsanız yapın, yoksa borçlanma her geçen gün risk olarak gözüküyor. Bir de şunu unutmayalım, bu ara ailenize ait var olan noktalar ciddi anlamda bizi yıpratıyor olacak. Bunları da gözden geçirmemiz gerekiyor. Sevgilinizle alakalı uzun süredir yorgun olduğunuzu düşünüyorsanız siz de yorucusunuz ve karşı tarafa çok baskı yapıyorsunuz ve bencilsiniz. İlişkiyi anlama vakti. Uzun süredir ayrı olan çiftlerde yeni insanlar söz konusu harekete geçiyor. Yeniliğe hazırsanız size yenilik var gözüküyor. Nişandan ayrılan ya da sözden ayrılan çiftlerimizde tekrar barışma var gözüküyor. Evet sevgili ev hanımları, bu ara en çok hayaliniz hiçbir şey yapmadan uyumak, dingin bir enerjiye girmek istiyorsunuz da eviniz çok hareketli. Ne görümceniz, ne eltiniz, ne kocanızın sülalesi, ne sizin sülalenizde dert bitmiyor. Dert babası gibisiniz. Ya onları artık kulak pamuğu tıkacaksınız ya da tüm sülaleyi reddedip karı koca hayatınızı düzelteceksiniz. Yoksa bu ilişki dışarıdaki her iki tarafın ailesinden kaynaklı sert ve boşluklara doğru gidiyor. Aman dikkat. Sevgili gençler, eğitim konunuzla alakalı yabancı dil eksikliğiniz ve bu ara eğitimle ilgili yaşadığınız telaş odaklanmanızı, gergin olmanızı gösteriyor. Lütfen gergin olmayı bırakıp kendi hayatınızı daha doğru noktada temkinlememiz lazım. Evet, sevgilisine ya da eşine böyle dışarıdaki enerjide hani ben mutluyum, karımı da seviyorum, herkes beni seviyor. Aldatma ya da bu tarz mesajlar eve kaos gibi düşecek. Dikkatli olun efendim. Araç konusunda da ufak tefek kazalar ve aracınızın tamire gitmesi gerekebilir. Seyahatlerimiz ve yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde bir aksilik yok. Aman aman. Sizden tek ricam, mutlu olmak istiyorsanız kendinize bulun. Sağlık konusunda da uzakla ve yakınla alakalı noktalarda göz doktorunuza gitmeniz lazım. Bu ara ufak tefek estetik düşünceleriniz var. Sağlıklı yere gittiğinizde herhangi bir risk yok. Merak etmeyin efendim.
Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta, umutlu bir hafta olsun. Abone butonuna, beğenmeye, güzel yorumlar yapmak sizin elinizde, emeği büyütmek lazım. 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçişini yapıyor ve iletişimle alakalı pürüzsüz bir hafta ve olabildiğin kadar iş konularınızla alakalı aksayan ne sorun varsa düzeltmek için güzeldir. Yani kurumsalda yaşadığınız evraklar, toplantılar, yaşanan krizler çok rahat bir şekilde, hatta yer değişimleri, insan değişimleri, yeni gelecek ekipler size daha keyifli çalışma ortamı, kendinizden daha emin adımlarla hareket edeceğini gösteriyor. Devlette çalışıyorsanız devletle ilgili bazı, özellikle vergi dairesinde, belediyede çalışan birçok noktada bazı krizler ve sert konuşmalar ve bu konudaki gerginlik ciddi anlamda herkese kasabilir. Ama taşerondan devlet kapısında çalışıyorsanız memurluk evreninizde hak kazanmış olarak gözüküyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili yaylar, özellikle kendi işinizi yapıyorsanız parasal konusunda, özellikle serbest alım satım, emlak alım satımı, sosyal medyada çalışmalarınız varsa bunlarla ilgili çok güçlü ve güçlenmek için güzel gelişimler sağlayacaksınız ve bu gelişimler sizin para hayatınızdaki eksik noktayı en iyi şekilde toparlamanıza yardımcı olacak. Yani bu dönem yeni anlaşmalar, işle ilgili beklenmedik fırsatlar, size sunulacak imkanları doğru gözden geçirin dedim bile. Devletle alakalı da çalıştığınız alandaki sorunları görmek, sorunlarla alakalı noktaları da yüzleşmemiz lazım. Bu ara konuşmalar, konuşma içerisinde olduğunuz birçok nokta sizi doğru ifade edeceği ve bu doğru ifadeler size renk kazandıracağını söyleyebilirim. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi alanınızla ilgili güçlenmek, yenilik ve yeni projelerinizle ilgili çok büyük değişimler ve yer değiştirmek, mekan değiştirmek, mekanınızla alakalı yaratacağınız fırsatları güzel ve kazançlı noktaya çevireceksiniz. Ortak planlarınız, ortak işle ilgili yapmak istediğiniz nokta 50 kere düşün, 100 kere düşün, tek başına yap, daha başarılısın. Ortaklı iş olanlarda da ciddi anlamda kazançlarınızla alakalı noktada büyük değişimler ve yeni büyük fırsatlar sizi ciddi anlamda onure edecek. Yatırım konularımızla ilgili arsa, toprak, toprakla ilgili fikirleri olan yay burçlarında çok güzel anlaşmalar ve bu anlaşmalar size kalıcı projelerde yer alacağınızı gösteriyor. Ailenize ait inşaat işinde uğraşan sevgili yaylar için alacağınız her proje kar olarak size dönecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Çalışan çiftlerimiz, özellikle karı koca çalışan çiftlerimizde, hanımınızın finans ve sağlık sektöründe çalışıyorsa, çok yorgunum, istifa edeceğim diyorsa, ona yeni eğitim, onun başarısına destek olduğunuz takdirde o konumunda büyük bir başarı var. Eğer siz yönetici ve patronsanız, işlerinizde beklenmedik kazançlar, yurt dışı ile ilgili eksik gördüğünüz birçok kapıda büyük fırsatlar yaratacaksınız sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar, özellikle parasal anlamdaki yaşadığımız her nokta yavaş yavaş yerine güç, olumluluk ve güçlenmeyi gösteriyor. Ve 19 Haziran'da Venüs Satürn kavuşumu zorlu bir açı. İlişkiler konusundaki görmekten vazgeçip görmüyorum, ben önemliyim, ben bencil havasına bırakırsanız ilişkinizin sizi çok sevdiğini, sizinle yaşlanmak istediğini ve sizi kaybetmek istemediğini farkına varacaksınız ama sizdeki bu maşallah, bu egolar, bu kaoslar biraz daha şımartmış gözüküyor. Karşı tarafta bir anneye ait, siz de bir anneye aitsiniz. Bence onu doğru noktada görmeniz gerekiyor. Ve sevgili ev hanımları, yatırımla ilgili evinizle ya da aracınız ve çocuklarınızla ilgili beklediğiniz yatırım için eşinize baskı yapıyorsunuz. Eşinizin planlayacağı noktaya fazlasıyla dırdır yaptığınız için eşiniz sizden çok yorulmuş. Dırdırlık, konuşma, daha sakin ve tatlı tatlı destek vererek onu onur etmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Evet, bu ara ev hanımları, kocamız beni sevmiyor, değer görmüyorum diyorsunuz. Aynı alanında siz yapıyorsunuz. Bu ara eğitim konularında dil, astroloji eğitimleri, farklı alanda eğitim alan sevgili takipçilerim için kendinizi bulmak istiyorsanız,
Kendinizi yenilemek istiyorsanız eğitimler sizin kapınıza daha verimlilik yaratacak. Değişmeye lazım. Hepimiz değişmek zorundayız. Yani yaşam o kadar güzel yani çağ değişiyor, biz beyin olarak değişemiyoruz. Siz değişime en açık burçsunuz ve her şeyi kendinizi görebilecek kadar yolları temizlersiniz diyorum. Yalnız sevgili gençler, eğitiminizle ilgili hedef noktanız yurt dışında eğitim almak ve üniversite ya da lise sınavınızla ilgili odaklanmayla ilgili sorun yok. Sadece heyecan yapmayın çocuklarım. Heyecan yaptığınız takdirde başarısızsınız. Ama hayaliniz yurt dışında eğitim görmekse Rabbim size bu kapıları yazmış gözüküyor diyorum. Evet, sağlık konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken tek nokta siyatikler, üreme organlarımız ve kasık bölgemizdeki ağrılara dikkat edelim. Bu ara üreme organlarımızda mantarlar, askus sorunları gündemde olabilir. Bir simir testi, bir deriz? Bir kadın doğumcuya ya da erkekler bir uroloğa gitmesi gerekiyor. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, butona basmayı, yorum yapmayı ve herkese tavsiye etmenizi ve kanalımıza yardımcı olmanızı söylüyorum. Emek sizin tabii ki, saygı duyuyorum. Sevgili Oğlak Burcu, 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçişi yapıyor. İletişimle alakalı değil de kendi ekip arkadaşlarınızla alakalı tüm pürüzleri çözebilmek için ve kendinizi doğu alanınızda daha güçlü göstermek için çok şanslı bir enerjiye geçiş yapacaksınız, ama takıntılarınız, kaygılarınız, kaygı duyduğunuz ve otokontrolü kaybetme enerjinizi mümkün olduğu kadar engellemeniz lazım. Çünkü siz başarısız bir kimlik değilsiniz. Kurumsalda çalışıyorsanız ve alanla ilgili başka bir kurumsal beklentileriniz varsa bu kapılarda güzel fırsatlar var ve bu şans kapılarınız yoğun bir şekilde olacak. Eğer ki aynı alanda insan kaynaklarında çalışıyorsanız, yerinizin değişmesini istiyorsanız bu konuda fırsatlar ve aksiliksiz fırsatları yakalayacaksınız. Devlet alanı, devletle ilgili askeri, polis, kaymakam ya da vali, savcı, hakim, bu alanda çalışanlarda ciddi yükler, büyük organizasyon süreçleri, denetimlerin daha had safhada olacağını ve saat ve düzen ve sistem ve evraklarınızı, cep telefonlarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer ki devlette, belediyede, taşeronda işçiyseniz bile yerde hak edilişiniz ve işinizle alakalı daha yoğun bir temponun vereceği keyif sizleri bekliyor. Serbest meslekte çalışan ve bu ara ilaç firmasında olabilirsiniz, tekstil firmasında olabilirsiniz ve dışarıyla bağlantılı işlerde ihracat olabilir. Bunlarla ilgili hızlı ve yurt dışı ile alakalı aksiliklerin çözülme ve daha anlaşmaların rahatlayacağı bir hafta. Eğer ki kendi işinizde yapıyorsanız, işinizle ilgili ortaklı bir teklif ya da ailenizden gelecek ortaklı bir destek sizin büyümenize, buradaki kazancınızın artmasına yardımcı olacak. Unutmayın, bu hafta telefonlar, mailler, konuşmalar, koşturmalar inanılmaz derece fazlasıyla sizi mutlu edecek. Evet, en büyük hayaliniz denize girmek, enerjinizi değiştirmek ve şifalanmak istiyorsunuz. Hafta sonu bunun enerjisi var. Hadi keyifle bu enerjiye geçiş yapın diyorum. Bir de bu ara sosyal ağlarda, medyada olabilirsiniz. Yayıncılık işinde çalışanlar, yazar olabilirsiniz. Yeni fikirler, bestekar olabilirsiniz. Yeni oluşacak şeyler için de fazlasıyla bilinciniz yüksek gözüküyor. 14 Haziran'da Dolunay gerçekleşiyor Yay burcunda. Sağlığınızla alakalı noktada birçok evremiz yorucu olabilir. Mümkün olduğu kadar sağlık konularımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İlişkimizle alakalı ve özellikle ciddi giden ilişkilerde kısa ayrılık, birbirimizle alakalı noktayı tekrar gözden ara verme dediğimiz söz konusu olacak. Ama ilişkisi olmayanlar için de
Aslında ilişki istemiyorsunuz ama sevilmek istiyorsunuz. Sevmek ve sevilmek size şifa gibi gelecek ve tanıştırılmalar var. Gözden kaçırmayın efendim. İlişkisi devam eden oğlak burçlarında da, bu ara oğlaklar kariyer odaklı oldukları için, ilişkiniz biraz değersizliğe doğru gidebilir. O sizi seviyor. Yeter ki sabırlı olun efendim. Çalışan çiftlerimiz ve çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara rutin gidecek her şey. Aksilik yok. Hatta hiç olmadığınız kadar huzurlu. Evet, sizin aileniz biraz yorucu insanlar olduğu için eşinizin bu yoruculuğuna evet haklısın demeyi, sen de haklısın hayatım demeyi unutmayın. Onun değer politikasına dokunmanızı istiyorum. Çocuklar, çocuk planı, tedavi, bu tarz düşünceleriniz varsa bir Haziran bitmesi sizin için daha sağlıklı. 19 Haziran'da Venüs-Satürn ile zorlu açısı birçok konuda, yani ben ilişkimle ilgili evliliğe hazır mıyım? Evliliğimle ilgili yaşanan krizleri çözebilir miyim? Ben bu evliliği yürütebilir miyim diye sorgulanma evreniz var. Evlilikte sorun yok. Sizin yorucu bir enerjiniz var. Ama özellikle iş çevrenizde beğendiğiniz, hayal ettiğiniz kişiyi artık beyin olarak bitirmeniz lazım. Onun sizinle bir alakası yok. Ama bir tatil ve gideceğiniz yolculuk size yeni bir aşka heyecan yaratacak. Bu ara soğuk algınlıkları yaşayabilir. Grip enfeksiyonları, yaz mevsimi gereği hassasiyetimiz söz konusu olacak. Yani maddi konularda da çözemediğiniz birçok noktada gerçekten rahatlamaya doğru gidiyoruz. Özellikle de şöyle söyleyeceğim. Bir daire numaranız 1 ve 1 ile başlayan noktayı satmak ya da taşınmak. Bununla ilgili kararımız net olacak. Daha huzurlu bir eve geçerek düzenimizi oturtacağız. Aile büyüklerimizde özellikle anne, teyze, abla, hala tarafında sağlık problemleri ve bu sağlık problemleri biraz tedavi anlamlarda riskler söz konusu gözüküyor. Geçmişinize ait bir arsa sorununuz varsa satmayın. Bu ara çocuklarınızla alakalı daha mutlu olacağınız ve onların hayatına dokunmak ve temkinli ve kurallı şekilde devam ettiğinizde, evet masraflar ağır ama onları çözeceksiniz ve iyi gelecek. Sağlık olarak evet yorgunluklarımızı, bize ait yorgun alanları iyileştirmek için güzellikler var efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Şöyle diyorum, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, yorum yazın lütfen, rica ediyorum. 13 Haziran'da Merkür tekrar kendi evine, İkizler Burcu'na geçişi yapıyor. Aşk hayatımız, yenilik hayatımız, yenilenecek noktalarla ilgili çok hareketli olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Geçmişten gelenler, yeni gelecekler, ilişkinizle ilgili boşanıyorum derken tekrar birbirimize sahip olma, tekrar aşkla birlikte şifalanacağımız, ruhunuz aşkla tedavi olacağı bir dönem. Hani sizin de hatanız varsa barışmak için adım atma ve affedilme döneminiz söz konusu gözüküyor. Ve iş hayatımızla ilgili de en önemli olay, şöyle söyleyeceğim. Kurumsalda, büyük kurumsaldan bazı beklentileriniz, maaşınız, paranızla alakalı uzun süredir isteklerinizle kavuşamadığınız için acayip derecede gerginsiniz ve işi bırakmayı düşünüyorsunuz. Bulunduğunuz şirketin bazı karışık ve ortaklı ve yöneticiler arasındaki yaşanan krizler sizi görmüyor olabilir. Sabredin, emeğiniz ziyan olmaz. Ama alternatif bir iş, beklediğiniz bir yeni oluşumdan da haber size mutluluk verebilir. Bu mutluluğu doğru yönlendirdiğinizde de gideceğiniz kapıda hem unvanınız hem de parasal evreniz rahata erecek gözüküyor. Devlette çalışıyorsanız devlet alanıyla alakalı buradaki bazı dedikodular, konuşmalar, insanlarla ilgili yalan yanlış haberler çok fazla yoğun olacak. Etliye sütlüye karışmadan işinize, saatinizde, düzeninizde gidin. Bu ara çok fazla izin alma merakınız var. Mümkün olduğu kadar izin haklarınızı, izin döneminizde kullanmanızı öneriyorum.
Kendinize ait bir toprak yatırımınız var. Buraya bir teklif var. Bu teklifi satayım mı, kalayım mı dediğiniz evredesiniz. Yer satmayın, zarar edeceksiniz. Bekleyin, oraya daha güzel bir olumluluk var gözüküyor. Serbest alanda çalışan sevgili kovalar için de güzel iş teklifleri, yeni anlaşmalar, yeni tanışacağınız insanlar, yeni çoğu etrafınız iş konusunda yoğunlaşacak. Bunları paraya ve işe çevirmek sizin elinizde dedim diyorum. Ortaklı iş yapanlarda da biraz daha ortaklı ortağınızın çevresinden kaynaklı ya da sizin çevrenizden kaynaklı krizler ve burası ortaklı işten çok arkadaş çevresi gibi orası bir iş yeri bir disipline ihtiyacı var diyorum dedim bile. Evli çalışan çiftlerimiz için de şu an rutin ve keyifli hatta hanımınızın maaşı ile ilgili güzel ve eşinizin de primleri ile ilgili beklediği noktalar yavaş yavaş hesabınıza geçiş yapacak. 19 Haziran'da Venüs-Satürn açısı zorlu bir açı olacak. Özellikle inandığınız dostlarınız, inandığınız çevrenizdeki insanların yalanlarıyla, dolanlarıyla, hikayeleriyle karşı karşıya kalabilir. Dost seçimini ile ilgili net kararlar, evime şu gelebilir, bu gelebilir diye net kararlar vereceksiniz. Bu ara şöyle söyleyeceğim, evinizin içinize hani koltuk, çocuk odası, yemek masası tarzı eksikliklerimizi ile ilgili doğru karar harcamalarıyla evimizin enerjisini değiştirmek istiyoruz. Çünkü evimize yenilik şart gözüküyor. Evet, hem zorlayıcı hem de güzel ev enerjiniz var gözüküyor. Evet, bu ara duygusal anlamda yakın dönemde ayrıldığınız ilişkiniz tekrar size doğru konuşmalar yapacak. Yani siz de biraz daha ilişkiyle ilgili hayaller değil, anı yaşayarak geleceğe planları kendi aklınızdan yapıp o ilişkiyi bu noktaya itebilirsiniz diyorum. Boşanma fikri olan ve uzun süredir anlaşamayan bazı çiftler ciddi anlamda tartışmalar, hat safhada tatile gitseniz de orada da yaşanacak krizlere açık olmanız gerektiğini gösteriyor. Bu ara aile büyüklerimize hassas davranabilir, onların arkasında durmak isteyebiliriz, onlara destek, yemekte bulunmak, onlarla yemek vakti geçirmek çok iyi olacak. Hem de sizin uzun süredir aile eksikliğinizi şifalandıracak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, yani olağanüstü bir enerjiniz var ve gülümsemeniz, hayata bakış açınız daha hızlanacak. Yani yaşadığımız 5-6 yıllık gergin dönem bitiyor. Enerjinize enerji katacağınız bir hafta yeniden kendinizle buluşuyorsunuz. Yeniden kendi enerjinize dönüşüyorsunuz diyorum. Çocuklarınızla ilgili çok fazla yorucu harekete geçirmek istediğiniz eğitimleriyle alakalı baskılar yapabilir. Onlar şu an zaten stresli. Bırakın ne kazanırsa kendi emekleriyle kazanacaklar. Zorlamayın diyorum. Sağlık olarak özellikle bu ara boyun ve bel fıtıklarımız ve son zamanlarda sistist problemlerimiz olabilir. Dikkatli oluyorsunuz. Taşınma fikri olan bazı kova burçlarında da kalbinize göre bir ev size uğurlu ve bereketli gelecek. Sevgili balık burçları, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, beğenme butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Yani sizin desteğinizle büyüyeceğim. Ben size emek veriyorum, siz de bana. Merkür tekrar İkizler Burcu'na geçişini tamamlıyor. Çözümsüz gördüğünüz her şey hızlı bir şekilde çözümlenecek. İşinizle ilgili yaşadığınız krizler, anlaşamadığınız insanlar arasında iletişim daha doğru, daha ifadeli şekilde yavaş yavaş alanı toparlamak, iş alanımızdaki yaşanan sorunları çözmek için çok doğru bir süreç. Kurumsalda çalışanlar için mesela sabit bir noktadaysanız mekan ve yer değişimi ve konum değişiminiz gerçekleşecek. Eğer üst düzey bir konumdaysanız kurumsalda üst düzey yöneticilerinizin size vereceği imkanlar, yurt dışı ile alakalı açılacak fırsatlar size sunulacak değer sizin. Eğer ki devlet alanında mevkinizle alakalı yer değişimi, konum değişimi beklentisi olanlar da
ve çevrenizde çok inandığınız birinin desteğiyle hak ediş evresine gireceksiniz. Eğer devlete girmek istiyorsanız ya da kurumsal alanda beklentileriniz varsa, yakın dostlarınızın size yapacağı iyilik hayal ettiğiniz iş kapınız için hayırlı. İş problemi ve uzun süredir bu konuda hayal kırıklığı yaşayan balıklar için güzel fırsatlar var. Biraz daha sabırlı olun. 23 ya da 29 Haziran hayal ettiğiniz iş kapınız için daha doğru bir evre. Evet, unutmayın ki Dolunay Yay burcunda gerçekleşecek. Bu da bizim kendi ortaklı iş alanlarımızla alakalı fırsatları büyütmek, daha yeni açmak istediğimiz yenilikler, mesela denizcilik, mesela otel işi, işletme tarzı alanlarınızda daha güzel kapıların büyütmek, daha iyi danışan, daha iyi müşterilerinizin hizmet vermek için doğru şekilde yol alacağınızı, beklenmedik paralar, işinizle ilgili yapacağınız güzel paralar sizi daha güçlendirecek gözüküyor. 19 Haziran'da Venüs-Satürn zorlu açı daha çok sizin ilişkilerinizle alakalı noktada sınav değil de sınavı geçecek mi diye düşünceler evresine gireceksiniz diyorum. Evet, kendi işinizi yapıyorsanız fırsatlarınız var. Ortaklı işlerde yenilikler var. Kendinize yeni bir iş kurmak istiyorsanız adımlarınızı sağlam yaparak bu işe daha başarılı süreçler yaratacaksınız. Bu ara yazma kabiliyetiniz, müzik ve sanata yatkınlık ya da astroloji ve kişisel enerjilerle alakalı bağlantılarınız varsa gözünüzü kapatıp yapın. Başarı ve isim olmak için çok doğru bir zaman olarak uyarıyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da tatil, eğlenmek, yerimizden rahatız. Aman yerimizi kaybetmeyelim, tutumlu olalım, daha güzel yatırımlar yapalım diyerekten planlama, Eylül'e kadar planlama noktanız olacak ve bir araç değişimi ya da almak istediğiniz araçla ilgili net karar verebileceğimiz enerjiler var gözüküyor. Evet, zorlu döngüler. Unutmayalım, hayatta hiçbir şey zorlu değil. Ama sizin hissiyat kalbiniz, kalp gözünüz ve isteklerinizi Rabbim duyuyor. Bu da duyan enerjinizi iyileştirin. Evet, ayrılmış çiftlerde ciddi bir öfke var. Yani sevgiliniz terk etmiş olabilir, siz sevgilinizi terk etmiş olabilirsiniz ve özlediğiniz için de barışmak istiyor olabilirsiniz. Ciddi bir inat, ciddi bir öfke var. Biraz öfkenizi yenmeye, inadınız da yavaş yavaş geçecek, korkmaya gerek yok diyorum, dedim bile. Yalnız evlenmeyi düşünen, evlilik fikri olan çiftlerimiz için de hani yüzde yüzlük beğenme ve anne baba tanıştırılması, kardeş tanıştırılması gündemimiz yoğun olacak. Yani siz aşka en iyi şekilde enerjiyle giriş yapacaksınız diyorum. Yalnız sizin de baba soyunuzdan kaynaklı kadınlarla ilgili miras tartışmaları ya da abla ya da kız kardeş ve bunların baskın yönü sizin kurallarınızı değiştiriyor olabilir. Artık kendinizi bulmak için doğru bir evre, doğru bir duruşa sahip olmanız lazım diyorum. Sevgili ev hanımları, evet yorucu, her şeyle uğraşmak, yemek, içmek, o bu, farkında olmayarak kilo almaya başladınız. Sağlıklı yürüyüşler, sağlıklı beslenme sizin vücut enerjinize iyi gelecek diyorum. Yani çocuklarınızla ilgili çok fazla, sevgili gençler, çok hayal dünyanız, acayip hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Yaşamak için eğitim şart, yaşamak için dil eğitiminiz eksik, kendi konuşmalarınızla ilgili diksiyon eksikleriniz var. Kendinizi geliştirin, rica ediyorum. Gelişime çok güzel ayak uyduran her enerjiye de aitsiniz. Özellikle sağlık sektöründe çalışan sevgili balıklar için kendi ofisinizi ya da konum olarak doçentliğinizi, profesörlüğünüzle ilgili adımlarınız var. Gayet başarılı ve güzel aydınlanmalar var. Aşk enerjisi yüksek, güzel gelecek paralar var. Kendinizi şifalandırmak istediğiniz, yurt dışına gidip tatil yapmak isteyen sevgili balıklar olumlu. Mesela memleketine veda ya da gitmek isteyen insanlar için de şimdiden hazırlıklar var. Şimdiden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.